başlı bir Flaman şehri olan Anvers. Asırların renklerini solduramadığı portrelerin ressamı Van Dyck, 16. yüzyılın sonlarında bu şehirde doğdu. Hemşehrileri gibi o da bir Katolik olarak yetişti. Ve devrinin Flaman artistleri gibi ölümsüz dinsel tasvirleri en güzel eserleri arasındadır. Ne var ki Van Dyck'ın günümüzdeki şöhreti bu tür eserlerinden kaynaklanmaz. O günlerin asilleriyle ilgili portreleridir şöhretini günümüze taşıyan. Yaşamının büyük kısmını ülkesinden uzak geçirmiştir ama Antoni Van Dyck ismi yine de en büyük felemenkli sanatçıların arasında anılmıştır her zaman. Van Dyck, 1599 yılında varlıklı bir ailenin 12 çocuğunun 7.'si olarak dünyaya geldi. Protestan Hollanda ile Katolik Flandra arasındaki çekişmeler sırasında zenginleşen bir ipek tüccarıydı babası. ...1609 yılında Van Dyck, başarılı bir Anversli ressam olan Hendrik van Bailey'nin çırağı olarak çalışmaktadır. Yani henüz 10 yaşındayken, Van Dyck'ın bugünlerdeki çalışmaları skeç niteliğini aşmayan yüzeysel çalışmalardır. Ama yetişmek için ideal bir yaştır bu. 1610'lu yıllarda Katolik Flandra ve Protestan Hollanda arasındaki ateşkes, Anvers'in eski ekonomik gücüne yaklaşmasını sağlamıştır. Bu gelişmeye paralel olarak Katolik yönetim kiliseleri için sayısız eserler sipariş etmeye başladı. Bu dönemde Van Dyck da birçok sipariş almıştır. Ne var ki 10 yıl sonra 1620'li yıllarda Anvers'te bir başka ressam tüm meslektaşlarının arasından sivrilmişti. Van Dyck'ı da çok etkisi altına alan bu usta, bütün zamanların en ünlü ressamlarından biriydi. Peter Paul Rubens. Van Dyck'ın olgunluğa eriştiği 1610'lu yılların ortalarında Rubens, İtalya'dan dönmüş ve sanat dünyasındaki özel yerini almıştı bile. Arşidük Albert ve Isabella'nın saray baş ressamlarının yanı sıra Anvers'te çok büyük ve önemli bir stüdyo kurmuştu. Konularını tarihten alan yapıtları onun saygınlık ve şöhretini artıran unsurlar arasındaydı. Genç Van Dyck, Bailey'nin stüdyosunda ilk resim çalışmalarını yaptığı günlerde Rubens'in eserleri Anvers kiliselerini anlamlı bir şekilde süslüyordu. Hazreti İsa'nın çarmıha giriliş ve indirilişi gibi yapıtlar, o çağın dini sanat merkezini Flamanya'ya, daha doğrusu Anvers'e taşımıştı böylece. Bu yapıtlarda yeni bir anlatım, yeni bir sanat anlayışı dile getiriliyordu. Daha tutkulu, daha büyük alanlar kaplayan İtalyan stili çizgiler ve renklerdi bunlar. Giderek farklı bir palet anlayışı yerleşiyordu resim anlayışına. Eski eserler bir anda çağ dışı kalmış, anlam ve önemini hızla kaybetmişti. Van Bailey'nin eserleriyle Rubens'inkileri karşılaştırınca Rubens'in dönemini nasıl etkilediğini anlayabiliriz. Van Dyck büyük olasılıkla daha 10 yaşında Van Bailey'nin çırağı iken Rubens'ten etkilenmeye başlamıştı. Ne var ki onların ne zaman tanıştıklarını kesin olarak bilemiyoruz. Bildiğimiz tek şey Van Dyck'ın daha çocuk yaştayken şaşırtıcı eserler vermeye başladığıdır. Örneğin ressamın daha 14 yaşındayken yaptığı hayret verici eser, yaşlı bir adamın portresindeki Kuzey Avrupa'ya özgü hava Rubens'in dikkatini çekmiş olabilir. Kısa bir süre sonra da Van Dyck, bütün zamanların belki de en önemli stüdyosuna katılarak Rubens'le çalışmaya başlamıştır. Burada vurgulamamız gereken husus, Van Dyck'ın Rubens'in stüdyosunda bir öğrenci olarak değil, günümüzün deyimiyle bir uzman taşeron olarak çalıştığıdır. Genç yaşına karşın burada iyi bir maaşla baş ressam olarak çalışmıştır Van Dyck. Rubens, belki de bir örneği bulunamayacak bir organizasyonla çok sayıda resim üretiyordu bu stüdyoda. Van Dyck da Rubens'in fikir ve yönlendirmelerini resimlere aktaran bir grubun başındaydı.
1630'lu yıllarda aralarında bir gerginlik yaşandıysa da Rubens her zaman Van Dyck'ı desteklemiştir. Van Dyck olağanüstü bir yetenek, mucizevi bir sanatkardı. Daha 15 yaşındayken boyalara ve fırçasına hükmediyordu. İşte bu açıdan Rubens'tan da Rembrandt'tan da çok farklıydı. Gençlik yıllarında Rubens oldukça yavaştı. Renkleri iyi kullanamaz ve portre çizemezdi. Kısacası sanatını yavaş yavaş öğrenen bir ressamdı. Van Dyck ise daha ilk fırçalar belirinde, hele 14-15 yaşında işini mükemmelen yapan, tanrı vergisi üstün bir teknik yeteneğe sahipti. Esas büyüleyici yönlerinden biri de, bir yandan kendine özgü bağımsız tarzını korurken, gerektiğinde Rubens'in tarzını da uygulayabilmesidir. Teknik ustalığıyla bir tarzdan bir başkasına rahatça geçebiliyordu. Is his technical virtuosity. He's able to move from one style to the other and back again. Genç Van Dyck, kısa bir süre içinde ustası üzerinde son derece olumlu bir izlenim yarattı. Rubens, 1618 yılında, ki o zaman Van Dyck henüz 19 yaşındaydı, onu tanıdığım yeteneklerin başında gelir diyerek onurlandırmıştı. 1620 yılında Anvers'teki Jezuit Kilisesi'nin tavan boyamaları gibi önemli bir işte de Rubens'in baş asistanı olarak çalıştı. Ne yazık ki 18. yüzyılda çıkan bir yangın sonucu iki ustanın bu müşterek eseri günümüze dek yaşayamamıştır. Yine de Van Dyck'ın dini konulardaki eserlerinde Rubens'in etkisini görürüz. 1620'li yıllarda yapılmış Machine of Christ adlı tablodaki güçlü ve derin çizgi yapısında Rubens'ten esinlendiği açıktır. Aradaki fark, Rubens klasik heykel sanatından esinlenirken Van Dyck'ın klasik eserlerden çok daha az esinlenmiş olmasıdır. Ünlü bir İngiliz sanat koleksiyoncusu olan Arundel Kontu, pek olasıdır ki bu eser nedeniyle tanımıştır Van Dyck'ı. İngiltere'de tanıtmak amacıyla onu İngiltere'ye davet etti. 1632 yılının Ekim ayında Van Dyck Londra'ya ilk yolculuğunu yaptı. Ama bu onun bu ülkeye yaptığı son yolculuk değildi. Van Dyck'ın kişiliğine bakıldığında onun Anvers'te kalıp uluslararası bir stüdyo yönetirken aynı zamanda Anvers'li müşterilerine hizmet vermekten mutlu olduğu görülür. Ancak bunları Rubens için yapıyor olması ve Rubens'in Anvers'in sanat yaşamı üzerine kurduğu hakimiyet onu Anvers'ten uzaklaştırmıştır. Yaşamının bir kısmını İtalya'da, bir kısmını da Londra'da geçirmesinin nedeni bu olsa gerek. Londra'daki günlerinde Londra Sosyetesi ile tanıştı ve Arundel Kontu'nun portresini yaptı. Van Dyck'ın eserlerinde Venedikli ressamların da etkisi kendini göstermiştir. Ama yine de İtalya'dan Anvers'e ustasının yanına dönmekte tereddüt etmemiştir. Zaten Rubens de Rönesans döneminin eserlerini incelediği birkaç yılını bu ülkede geçirmiş. Ve onların son derece canlı renklerinden büyük çapta esinlenmiştir. Sanat yaşamının ilk günlerinden itibaren Van Dyck'ın Venedikli ressamların eserlerine özel bir hayranlık duyduğunu biliyoruz. Bu ilgisi İtalya'ya ilk gidişinden çok önce başlamıştı. Rubens'in Venedikli ressamlardan esinlenerek yaptığı tahta oyma klişelerinin kopyalarını incelemesi bunda rol oynamıştır. 1620 yılındaki İngiltere yolculuğunun önemli nedenlerinden biri de başta büyük çapta esinlendiği Titian'ın olmak üzere Venedikli ustaların eserlerini daha yakından tanıyabilmekti. Van Dyck stüdyoda çalışırken Rubens'in resimlerinin heykel sanatının özelliklerinden büyük çapta esinlendiğini görmüştü. Titian'da ise renkler ve tonlama ön plana çıkıyordu. Van Dyck bu konuda Titian'ı takip etmiştir. Kısa bir süre sonra Van Dyck kendi sanatsal misyonunun peşine düşerek İtalya'ya gider. Ancak onun sanat yaşamının olgunluk dönemine girdiğini kanıtlayan bu portre Van Dyck İtalya'ya gelmeden ve oranın etkisini yaşamadan önce yapılmıştır. Bu portrede resmedilen kişi Van Dyck'ın Rubens'lere ne derece yakın olduğunun da bir göstergesidir. Bu portrede resmedilen kadın
Rubens'in eşi Isabella Brandt'tır. Aslında onun kim olduğundan çok resmin sanatsal özellikleri önem taşımaktadır. Van Dyck'ın bundan önceki portreleri yalın ve fondaki birçok eksiklerinin yanında neredeyse kasvetli denebilecek kadar karanlıktır. Ne var ki bu portre onlardan farklıdır. Renkler canlı ve çarpıcı, kadının oturuşu ve pozu yumuşak, fondaki belli belirsiz açık hava ve kıvrımlı kırmızı perdenin birleşimi resme hareket kazandıracak bir görünümdedir. Van Dyck 1618 yılında Anvers Ressamlar Lojası'na kabul edilmiştir. 16. yüzyıl özelliklerini taşıyan bu dönemdeki yapıtları geleneksel çizgi ve ayrıntılara sadıktır. Bu stil o devrin resim anlayışını şekillendirmiş olan Anvers'te ünlü ressam Antonis Omur'un stilidir. Bu eserler basma kalıp diyebileceğimiz benzerlikler içinde cansız ve çoklukla siyah beyazdır. Yüzler tuvalin neredeyse dörtte üçünü kaplar. Van Dyck zamanla bu stilden kurtulmuş, resimlerinde hareketliliğe ve canlılığa önem vermeye başlamıştır. Bu bir anlamda Flaman geleneğini yıkmak, bu katı ve hareketsiz akımdan kurtulmak demekti. Böylece Van Dyck bağnaz bir anlayışı terk etmenin ilk adımını atmıştır. Van Dyck iki ayrı tarzda da çalışmış ve bu iki tarzı büyük bir ustalıkla birleştirmeyi başarmıştı. Aslında temel olarak Rubens'i örnek almış ve sonuçta onun tekniğini aşmayı da bilmişti. Rubens'teki esneklik ve yumuşaklığın yanında daha mat sayılacak fırça çalışmaları resimde dengeyi sağlıyordu. Rubens'in kullandığı parlak vernik yerine boyayı oldukça kaba bir doku yaratacak biçimde uyguladı. Ondan daha koyu renkleri seçti. Yüz ifadelerinde ise çok daha anlatımlı ve hatta abartılıydı. Sanatçı bu iki stili olgunluk çağında birleştirmiştir. Tekniği incelik kazanmıştır artık. Eserleri ipeğin parlaklığı yanında bir yumuşaklık da taşımaktadır. Anvers döneminde siyah beyaz ve kontrastlarla çok ilgiliyken, ten rengi pembemsi tonları giderek daha da sofistike bir şekilde kullanmaya başlamış, çizgileri tatlı bir yumuşaklığı yakalamıştır. 1621 yılının sonbaharında Antoni van Dyck'ı bir kez daha Rubens'in izinde görüyoruz. O da bir zamanlar ustasının yaptığı gibi Anvers'i terk ederek 3 Ekim 1621'de güneye iner. Van Dyck bir ay sonra o zamanların zengin İtalyan şehri Cenova'ya varmıştır. Tıpkı 14 yıl önce Rubens'in yaptığı gibi. 1623 yılında yaptığı Elena Grimaldi portresine dikkatli bir şekilde bakarsak, daha evvel yaptığı Rubens'in eşi Isabella'nın portresiyle ortak özellikler taşıdığını kolayca fark ederiz. Fon yine son derece hareketli olup, burada da mimari süslemeler göze çarpar. Van Dyck bu sefer Korint stili sütunları kullanmış, sadece bunları sola değil sağa yerleştirmiştir. Ressamlık kariyerinin ilk günlerinden itibaren fon oluşturan mimari biçimlerin portrelerine bir güç ve anlamlı bir çerçeve oluşturduğunu düşünmüş olsa gerek. Fondaki kırmızı, Isabella'nın portresindekinden biraz daha fazla yer kaplamıştır. Bu tablonun Isabella Brandt'ın portresinden temel farkı, süjenin tam boy resmedilmiş olması ve soğukluk derecesinde bir asalet havasını yansıtmasıdır. Aynı durum Markiz Balbi'nin resmi için de geçerlidir. Yine tam boy olan bu portreye hakim olan karanlık, poz verenin kostümündeki altın rengini, ressamın nasıl bir ustalıkla kullandığını vurgulamaya yarar. 1620'li yılların Cenova'sı, servetleri tüm kuşaklar için portre siparişleri vermeye uygun nüfuzlu ailelerle dolu, birbirine kenetlenmiş bir toplumdu. Van Dyck, Markiz Balbi'den sonra yine Balbi ailesinin üyeleri olan bu üç erkek çocuğun portresini yapar. İlk kez çocukları resmetmeye başladı. Sol baştaki çocuğun kendinden emin, biraz da böbürlenerek duruşu, merdivenlerdekinin tepeden bakan havası bu tür ailelerin çocuklarının önemini gösteren biraz da abartılı bir görünümdür. Van Dyck da yere yakın bir ufuk çizgisiyle süjelere fiziksel çevrenin üzerinde yükseliyorlarmış havası vermiştir.
Van Dyck'ın renkleri kullanmaktaki ustalığı, İtalya döneminde verdiği eserlerde daha da belirginleşmiştir. Altın renkleri, beyazlar, maviler ve kırmızılar, önemli portrelerindeki canlılığı ve hareketi sağlarlar. Kardinal Guido Bentivoglio'nun portre çalışmasında kırmızı rengin hakimiyeti ne kadar belirgin. Bu din adamının zarif giysilerinin görkemi göze ilk çarpan şeydir. Resim yakından incelendiğinde gizlenmiş bir sütunun Van Dyck'ın bu resminde de varlığını koruduğu görülür. Van Dyck, İtalya'daki çalışmalarında İtalyanlara özgü bir stil olan koyu tonları kullanma tarzını benimsedi. Ve devrin İtalyan resim anlayışına uygun olarak koyu renklerden açık renklere doğru çalıştı. Portrelerindeki süjeler karanlık sayılabilecek koyu renklerden oluşmuş bir zemin üzerinde parlıyorlardı. Tuvalleri genellikle koyu kırmızı bir zeminle hazırlıyor ve sonra açık renklere doğru çalışıyordu. İngiltere'de ise İngiliz ve Kuzey Avrupa stiline bir dönüş görülürken, Van Dyck da artık beyaza kaçan açık zeminler kullanıp koyu renklere doğru çalışmaktadır. Aslında tekniğinde bu anlamda bir farklılık görünmekle beraber, kullandığı renk dizisi bakımından İtalya'da olsun, memleketi Anvers'te olsun, İngiltere'de olsun çok önemli farklılıklar yoktur. Ne var ki resmettiği süjenin özelliklerine de uymak zorundaydı elbette. Poz verenler Cenovalı din adamları ve aristokratlar olunca, ressamın paletindeki renkler onların giydikleri çarpıcı ve göz alıcı kadife giysilere uygun olan zengin ve çarpıcı renkler olacaktı. Kısmen tutucu Karolin Sarayı'nın ipek ve saten giysilerini renklendiren paletin daha açık tonlarla hazırlanması ise doğal görünmelidir. İtalya'daki günlerinde Titian ve Tintoretto gibi Venedikli ustaları tanıdı. Van Dyck'ın portrelerinde kullandığı renk uyumunun ipuçlarını da bir ölçüde bu ustaların kullandığı renk planlarını ve sıralarını inceleyerek elde ettiği bilinir. Bu bağlamda onların takipçisi olmuştur. Van Dyck, Kardinal Bentivoglio'nun portresini İtalya'daki ilk yıllarında yapmıştı. O sırada Cenova'da değil Roma'daydı. Bu ölümsüz şehirde bir süre olsun yaşamak kaçınılmaz bir gerekti o günlerde. Tutkulu bir eski eser meraklısı olan Rubens'in tersine Van Dyck, klasik eserlere fazla ilgi göstermezdi. Zevklerindeki bu farklılık, aynı devri ve aynı ortamları paylaşan bu iki sanatçının resim sanatına yaklaşımlarında da görülmektedir. Rubens için biçim çok büyük önem taşır. Bunu yaptığı heykel koleksiyonundan da anlayabiliriz. Vapur'daki evinde ufak bir müze bile yapmıştı. Biçimin elastikiyetini çok iyi kavrayıp çok önemsediğini onun resimlerinde görebiliriz. Süjelerin biçimine verdiği bu önem, resimlerine fiziki bir güç katmıştır bile denebilir. Van Dyck'a gelince o, dış görünüşün çarpıcılığına daha çok önem vermiştir. Heykel sanatıyla Rubens kadar ilgilenmemesi de bu nedenle olabilir. Bu yüzden olsa gerek, üç boyutlu etkiden çok, yüzeysel etkiye önem veren ve onun üzerinde daha çok duran Titian gibi ressamlara bağlılığı büyüktür Van Dyck'ın. Rubens'le kıyaslandığı zaman, Van Dyck'ın devrin İtalyan sanatından esinlendiği ve etkilenip benimsediği noktalar çok daha belirgindir. Van Dyck'ın günümüze kadar gelen defterlerinde Verenoge ve özellikle Titian'ın resimlerinden yapılmış birçok eskiz bulunmaktadır. Van Dyck'ın İtalya'daki sanatsal çalışmaları konusunda not defterlerinden bilgi alabiliyoruz. Ama özel yaşamı konusundaki bilgilerimiz sınırlıdır. Yine de bazı söylentilerden onun sosyal yaşam biçimini biraz olsun çıkartabiliriz. Altın zinciri ve tüylü şapkasından özenle giyindiği anlaşılıyor. Hizmetkarlar eşliğinde yaptığı yolculuklarsa sosyal statü bakımından bir sorunu olmadığını gösteriyor. Biyografisinde onun bir ressamdan çok bir prens davranışı ve görünümünde olduğundan bahsedilir. Ressamın bu portresi, onun tavırlarını ve kibirlilik düzeyinde bir özgüvene sahip olduğunu göstermiyor mu? Van Dyck'ı bu resminde Yunan mitolojisindeki Paris kılığında görüyoruz.
Tıpkı Rubens gibi Van Dyck da daha 25 yaşındayken yeteneklerinin farkındaydı. Ancak Rubens gibi Van Dyck da dini inançlarının etkilenmesine izin vermemiş ve yaşamı boyunca inançlı bir Katolik olarak kalmıştır. Dinsel konulu resimleri bu inancı yansıtır. 1624 yılında Sicilya adasındaki Palermo'ya gittiğinde şehri bir veba salgını kırıp geçiriyordu. Bu sırada olağanüstü bir gelişme oldu ve büyük bir tesadüf eseri uzun süre önce yaşamış Palermo'lu bir aziz olan Rosalia'nın kemikleri bulundu. Bunun Tanrı'dan gelen bir işaret olduğuna inanan şehir halkı, Palermo'da yaşanan acıların dinmesi için Rosalia'ya dua etmeye başladı. Nasıl oldu bilinmez ama sonunda veba salgını belirsiz bir şekilde sona erdi. Van Dyck, Aziz'in vebaya karşı Tanrı'ya dua edişini bu resimle ölümsüzleştirdi. Bu tablo, o zamanın yaşam ve inançlarını yansıtması bakımından önemlidir. Palermo'nun bir şekilde kurtulduğu bu salgın Avrupa'yı sarsıyordu. 1626 yılının Haziran'ında Rubens'in eşi Isabella da salgının kurbanlarından biri olmuştu. Eşinin ölümünden sonra Anvers'te yaşamak Rubens'e zor gelmişti. Usta sanatçının yaşamında önemli bir değişiklik oldu ve diplomatik bir görevle Anvers'ten ayrıldı. Bu gelişme hala rağbet gören dini konulu siparişlerin Van Dyck'ta toplanmasına neden olmuştu. Van Dyck, 5 yıl boyunca birçok kiliseye muhteşem eserler vermiştir. Kendisinin de üyesi olduğu bir dini derneğin siparişi olan Meryem Ana ve çocuğun azizlerle çevrelenmiş bu resmi en ünlü olanıdır. Bu resimde Van Dyck'ın resim sanatının dinsel bir konuya uygulanmış kendine has özelliklerini görebiliriz. Bu resimde Rosalia, Aziz Peter ve Paul'ün Meryem Ana'nın kucağındaki İsa bebeğe ibadet derecesindeki bağlılığı görülüyor. Diz çökmüş Aziz'in üzerinde kırmızı bir giysi vardır. Ancak renk seçiminin en büyük başarısı Meryem Ana'nın zarif elbisesindedir. Olağanüstü bir şekilde yerleştirilmiş bu ruhani tabloda, bulutlu arka plan ve güçlü mimari dekor bu anlamlı kompozisyonu tamamlar. Van Dyck en çok portreleriyle tanınmıştır. Ancak bu yapıt, onun yeteneklerinin portre ressamlığıyla sınırlı olmadığını kanıtlar. Van Dyck'ın en çok portre ressamı olarak tanındığı doğrudur. Ancak onun dini konularda yaptığı resimlerle mitolojik konulu resimlerini hiçbir zaman göz ardı edemeyiz. Mitolojik resimleri arasında 17. yüzyılın en önemli eserleri vardır ve bu açıdan Velázquez ile eşdeğerdedir. Şurasını rahatlıkla söyleyebiliriz ki Van Dyck çok büyük bir ressamdır. Bu portreleri için ne kadar doğruysa, dini ve mitolojik konuda eserleri için de aynı derecede doğru ve geçerli bir iddiadır. Bu nedenle de onu son derece takdir ediyoruz. Van Dyck, bireysel bir ruh durumunu işlediğinde, yani tek bir duyguya, tek bir karakterin yüzüne odaklandığında, son derece anlatımcı ve hatta bir ölçüde yaratıcıdır da. Herhalde bu portre ressamlığının gücünden ileri geliyor. Ne var ki aynı yaratıcılığı konulu resimlerinde pek göremeyiz. Van Dyck'ın hikaye yaratıcılığı yüzleri çalışırkenki kadar güçlü değildir. Yaratıcı tasarım özelliği eserlerinin pek azında vardır. Bu konudaki tasarım fikirleri nadiren orijinallik taşır. Örneğin, Dulvia Resim Galerisi'ndeki Samson ve Delilah kompozisyonu, Rubens'in aynı isimli eserinden örnek alınarak yapılmıştır. Van Dyck'ın bazı fikirlerden ve eserlerden alarak yaptığı yorumlamalar, kusursuz da olsa tamamen orijinal olmaktan uzaktır. Rubens, sahip olduğu bilgi dağarcığından yararlanarak çalışırdı. Van Dyck'tan daha fazla yaratıcılığa ve hayal gücüne sahipti. Bu onun daha iyi bir eğitim almış olmasındandır. Van Dyck'ın Anvers'teki öğrencilik yılları özel hayatının bilinmeyen bir bölümüdür. Ustası ve öğretmeni Rubens gibi onun da oldukça imkanlı olduğunu biliyoruz. Ama sanatları nasıl bazı farklılıklar sergiliyorsa kişisel özellikleri içinde aynı şeyi söyleyebiliriz.
Van Dyck ilk bakışta başarısının getirdiği bir özgüvene sahip görünüyor olsa da Rubens'in sahip olduğu şaşılacak özgüven onda yoktu. Biyografisini yazan Bellori'nin tanımlamasına göre Van Dyck son derece aşırı, süslü püslü giyiniyor, altın zincirler ve süslü tüyleri üzerinden eksik etmiyordu. Hizmetkarları her zaman onun yanındaydı. Bu yaşam tarzı Flaman akranlarına ters geliyordu. Aristokrat olarak görünme arzusu nedeniyle akşamları onlarla içki içmeye çıkmazdı. Aristokratlarla yaşamayı ve onların savurgan yaşam tarzlarını benimsemişti. Sosyetik insanların resimlerini çiziyor olması, onların yaşamına da ortak olması demekti Van Dyck için. Daha ileriki yıllarda Van Dyck'ın İngiltere'deki stüdyosuna yapılan ziyaretler başlı başına sosyal bir etkinlikti. Poz verenler onun stüdyosuna sadece resimlerini yaptırmak için değil, aynı zamanda öğlenleri onunla yemek yemek, akşamları bir konser dinlemek için giderlerdi. Bunlar Van Dyck'ın günlük yaşam biçiminin birer parçasıydı. Bu yolla daha fazla müşteri kazandığı da bir gerçektir. Van Dyck'a portre çizdirmek sosyal standartın bir simgesi haline almıştı. 1629 yılında hiç alışılmamış bir sipariş almıştı. Ünlü İtalyan şairi Torquato Tasso'nun epik bir şiirinden bir sahneyi resmetmesi isteniyordu Van Dyck'tan. Bu popüler eser, eski epik şiirin edebi biçimini çağın dini duygularıyla birleştirmişti. Sonuçta meydana çıkan bu tabloda çiçeklerden oluşmuş bir zincirle bağlanmak üzere olan büyücü kadın Armaida ile Rinaldo'yu görüyoruz. Bu son derece çarpıcı bir eserdir. Venedik usulü bir renklendirme ve dünyada mı olduğu belli olmayan bir ortamı büyük bir tuval üzerine resmetmiştir. Aslında Rinaldo ve Armani sadece olağanüstü teknik becerisi açısından değil, onu sipariş eden kişinin açısından da önemli bir tablodur. Van Dyck bu siparişi Londra'da bulunduğu ilk dönemde tanıdığı Endymion Parter adlı bir İngiliz dostundan almıştı. Ancak Parter sadece bir aracıydı. Esas alıcı İngiltere Kralı 1. Charles'tan başkası değildi. Charles'ın Van Dyck'ı sarayda çalıştırmaya karar vermesinin esas nedeni bu tablo olmuştur. Ve 1632 yılında kralın isteği üzerine Anthony Van Dyck, İngiltere'nin güzel sanatlarla en çok ilgili sarayına baş ressam olmuş ve böylece sanat kariyerinde yeni bir çığır açmıştır. Rubens, 1. Charles'ın tüm dünyadaki krallar arasında resimden en iyi anlayan amatör olduğunu söylemişti. Ama Charles'ın sarayında değişiklikler oluyordu. Van Dyck'ın oraya ikinci gidişinde saray daha sessiz ve gösterişsiz bir hal almıştı. Ancak saray yaşamının görkemini yansıtan saray eğlenceleri hala çok önemliydi. Sadece bir dış görünüş de olsa bu gösteriler sarayın imajını oluşturuyordu. Van Dyck ile 1. Charles arasındaki ilişkinin başlangıç noktasının Titian olduğundan eminim. Birinci Charles için tüm zamanların tartışmasız en büyük ressamı Titian idi ve Charles Van Dyck'ı yeniden doğmuş Titian olarak görüyordu. Van Dyck'ın İngiltere'ye yerleşme sebebini kesin olarak bilemeyiz. Ancak Charles'ın sarayındaki sanatsal yaşamın çok etkili bir faktör olduğu kesindir. Ayrıca Charles'ın ikna kabiliyeti, önerdiği yıllık 200 sterlinlik çok cazip maaş, Londra'da büyük bir ev, cömert çalışma şartlarına ek olarak şövalyelik unvanı da bunda elbette etkili olmuştur. Kısa zaman içinde yeni saray ressamı da kralın cömertliğinin hakkını vermeye başlamış ve İngiliz resim sanatına büyük bir yenilik getirmiştir. Van Dyck, İngiltere'deki portre ressamlığını kökten değiştirmiş ve yepyeni bir tarz oluşturmuştur. İngiliz sarayında Van Dyck'tan önce de Hollandalı ressamlar vardı. Cornelius Johnson, Paul Van Sana gibi kişiler de sarayda çalışmışlardı. Ancak Van Dyck geldikten sonra hepsi bir kenara itilmiştir. O, uluslararası saray ressamlığına yeni bir anlayış getiriyordu.
Bu gerçekten son derece olumlu bir değişiklikti. Van Dyck, İngiltere'nin portre ressamlığı anlayışını saray çalışmasıyla büyük çapta etkilemişti. Onun bu etkisi ömrüyle sınırlı kalmamıştır. Nitekim bir sonraki kuşağın öncüsü olan Lely, tüm stilini Van Dyck'tan esinlenerek oluşturmuştur. Tam bir Van Dyck hayranı olan Lely'yi bu konuda sonraki kuşaklar da takip etmiştir. 18. yüzyıl ressamı Gainsborough, Van Dyck'sız düşünülemez. Thomas Lawrence, Van Dyck'sız düşünülemez. Ve örneğin Sargent, 1900 yılında Kraliyet Sanat Akademisi'ndeki büyük Van Dyck sergisine gelmiş ve Van Dyck'tan daha çok Van Dyckçı olmuştur. Bütün bunlar ressamın çağına ve sonrasına olan olağanüstü etkisini kanıtlar. İngiltere'ye özgü bu görkemli portre stili Van Dyck'ındır. Bu tam boy portrelerde süje son derece şık giysiler giyer. Zarafet, gösteriş ve kibirli bir hava hakimdir bu portrelere. A sense of refinement and the epitome of good breeding and good manners. And of course more than a touch of arrogance as well. Van Dyck daha önceleri İngiliz portre ressamlığında hiç olmayan bir şekilde resimlerinde derin bir tutkuyu da anlatabilmiştir. Tudor üslubuyla çizilmiş portrelerde de zengin kostümler, mücevherler, parıldayan düğmeler, dantel giysiler varsa da onlarda ihtişamın çarpıcı güzelliği yoktur. Van Dyck'ın getirdiği büyük yenilik son derece etkileyici bir parıltı ve güzelliktir. Van Dyck, Charles'ın sarayındaki kariyerinin tamamında neredeyse yalnızca portre ressamlığına adamıştır kendisini. Doğaldır ki resimlerinin ana temasını da Charles oluşturur. Bu ünlü tablosu İngiliz hükümdarını bir Roma imparatoru gösterişiyle at sırtında ihtişamla ilerlerken gösteriyor. 4 metreye 3 metre civarındaki bu tablo Londra Sarayı'nın koridorlarından birinin sonuna asılan ilk tablodur. Van Dyck'ın süjeleri tablodan fırlayacakmış gibi gösterme yeteneğini kanıtlayan bir eserdir bu. Kralın 1635 yılında yapılan bu alışılmadık üçlü portresinden de ressam bir kez daha İngiliz hükümdarının asaletini resmetmiş, ancak bu kez yüzündeki ifadenin neredeyse abartılı bir şekilde insancıl olmasına özen göstermiştir. Bu duygu Van Dyck'ın birçok portresinde hissedilir ve birçok kişi bunun ressamın kendi karakter yapısındaki bir belirsizlikten kaynaklandığına inanır. Ne var ki burada krala karşı duyulan bir şüphe de söz konusu olabilir. O günlerde ülkede politik açıdan kara bulutlar dolaşmaya başlamıştı. Bu portrenin çizilmesinden sadece 7 yıl sonra bütün İngiltere'yi bir iç savaşın dehşeti sardı. Yine de Van Dyck'ın 1635 yılında yaptığı Charles portresi de dahil olmak üzere portrelerinde krala karşı böyle bir kuşku belirtisine rastlanmaz. Şimdi Paris'teki Louvre Müzesi'nde sergilenen bu eser, tüm İngiliz kralları arasında belki de en talihsizi olan Charles'ı bir av sahnesinde göstererek ölümsüzleştirmiştir. Charles elinde krallara layık bir baston tutmaktadır. Yine son derece şık ve kibirli bir yapısı vardır. Atı kralın huzurunda olduğu için olsa gerek terbiyeli bir şekilde başını eğmiştir. Tabloda kralın iki seyisi de yer alır. Charles'ın ülkenin en kibar, en zarif saray adamı olduğunu kanıtlamak ister gibi bir hali vardır tüm ayrıntıların. Diplomatik bir armağan olarak Fransa'ya yollanan bu eser, avın o günlerdeki prestijini göstermesi bakımından da ilginçtir. Dikkat ederseniz bu resimde kralın biraz gayri resmi, çağın kral anlayışıyla değerlendirildiğinde biraz da fazla içten bir görünümü vardır. Bu hava, krala ait bir portrede olmasına alışkın olmadığımız bir havadır. Ulusal Galeri'deki ya da Kraliyet Sanat Koleksiyonu'ndaki at üstündeki portrelerinden farklıdır bu görünüm. Güzelliği sadece kralın giysilerinin olağanüstü resmedilmesinden değil, Van Dyck'ın kullandığı kusursuz kahverengimsi sarıya kaçan renklerden de ileri gelmektedir. Atın duruşu özenle tasvir edilmiş, sol tarafta uzanan kusursuz ve uçsuz manzara ancak dikkat edilince portreye güç ve
kudret katmıştır. Resmin yumuşak çizgileri ve özellikle kralın portresinin cana yakın denilecek bir işlenlik taşıması, Van Dyck'ın kullandığı olağanüstü renkler, kralın giysilerinin kumaşındaki ince işlemeler ve sol taraftaki enfes manzara eserin güzelliğini yaratan çok önemli ayrıntılardır. Bütün bunlara bakınca biraz da günümüzün deyişiyle Van Dyck böyle istemiş dedirtecek bir eserdir bu. Charles gücünü sadece Tanrı'dan aldığına inanan bir hükümdar ve saray mensuplarının kendilerini sıradan insanların yaşamlarından bütünüyle uzak hissettikleri bir sarayın kralıdır. Bu, Van Dyck tarafından o günün İngiltere'sini günümüze taşıyan çizgilerdir. İşini öylesine iyi yapmıştır ki bu dünyayı bize her şeyden iyi onun portreleri anlatır. Kraliçe Henrietta'yı resmeden bu tabloda kraliçenin alışılmadık şekilde ince ve uzun elleri, onun statüsünü daha çok vurgulayacak biçimde aşağı doğru sarkık durması, Van Dyck'ın kudreti resmederken ayrıntılara gösterdiği özeni kanıtlar. O dönemlerde soylu bir erkek ya da kadın için doğru ve asil bir havada durmak, sadece başının, ayaklarının ya da omuzlarının duruşu değildir. Tüm vücutları zarif ve bakur bir görünüm taşımalıdır. Sadece birinin aşağı doğru sarkış biçiminden ya da ince ve zarif görüntüsünden bile bir kişinin burjuva değil, aristokrat olduğunu anlamak mümkündür. You can tell that somebody is aristocratic rather than being bourgeois. Van Dyck'ın genelde modellerine yaptığı şey, onların vücut ölçüleriyle oynayarak daha zarif göstermekti. Ellerin çizilmesinde de aynı özeni görebiliriz. Elleri bilerek uzun ve zarif, parmakları ince çiziyor, böylece poz veren kişiye daha duyarlı, kibar bir hava veriyordu. Bu resimde de süje hakkında bir şeyler anlatmak için elleri kullanmış olduğu görünüyor. Bir el kılıcın üzerine yerleştirilmiştir. Böylece modelin bir asilzade olduğu anlaşılır. Çünkü o dönemde sadece asiller silah taşıyabiliyordu. Üstelik bu el neredeyse kılıcı kılıfından çıkarmaya hazırdır. Bu kişinin enerjik bir adam olduğunu simgeler. Diğer el ise köpeğin kulağını okşuyor. Bu da kişinin enerjik ancak aynı zamanda duyarlı biri olduğunu gösterir. Bu iki özellik de Castiglioni'nin görgü kitabı gibi dönemin davranış bilimi kitaplarına göre ideal bir saray adamı için kaçınılmaz özelliklerdir. Van Dyck da modelinin asil kimliğini vurgulamak için elleri çok ince bir ustalıkla kullanmıştır. Van Dyck, kraliyet ailesinin birçok portresini çizmiştir. Onun, kraliyetin görkemini resmetmek için gösterdiği sanatsal beceri, saraya mensup çocuklarla ilgili çizgilerinde bile görülür. Bu tablonun tam ortasında yer alan çocuk, İngiliz tahtının veliahtı ve geleceğin kralı 2. Charles'tır. Resmindeki köpek neredeyse onun boyundadır ama geleceğin kralı, bu çocuk yaşında bile ona otoritesini kabul ettirerek, gelecekte ülkenin hükümdarı da olabileceğini gösteriyor. Van Dyck, portrelerinde sadece ülkenin başındaki Stuart ailesini resmetmemiştir. O dönem İngiliz aristokrasisinin hepsi Van Dyck'ın ustası olduğu portre sanatının birer modeli olmak için can atıyor ve Van Dyck da onları cevapsız bırakmıyordu. Burada Warwick Kontu'nun tam boy çizilmiş resmini görüyorsunuz. Kontun soyluluğu açıkça fark edilmektedir ama çizgilerde ve ifadede bir yumuşaklık vardır. Van Dyck süjenin asaletini vurgularken kişinin duruş ve ifadesine yumuşaklık da kazandırma yeteneğine kavuşmuştur artık. Fondaki savaş gemileri süjenin yaşamını denizlerde geçirip şöhretini mavi sularda kazanmış olduğunu anlatmaktadır. Van Dyck artık Londra Sosyetesi'nin önde gelen bireylerindendir. Aldığı siparişlerin çokluğu onu, Rubens'in Anvers'teki stüdyosuna benzer, resimlerin çoğunun asistanları tarafından yapıldığı bir stüdyo sistemi geliştirmeye zorlamıştır. Ancak eleştirmenler bu stüdyoda verimli sayılabilecek bir iş bölümü yapılmasına rağmen, iş yükünün yine Van Dyck'ın omuzlarında kaldığına inanırlar.
kadın figürlerinin ana hatlarının birbirine benzerliğini de buna bağlamışlardır. Son zamanlardaki bazı eserlerinin büyük baş yapıtlarıyla aynı değerde olmadığını bu eserinde ellerin görünümünden bile fark edebiliriz. Derbi Kontu ve eşinin 1636'da yapılan tablosu bu örneklerden biridir. Tablo, Van Dyck'ın portrelerinde yansıtmakta usta olduğu canlılıktan yoksundur. Kontes güçlü bir karakter görünümünü pek kazanamamıştır. Eleştirmenlere göre ressamın bu resimdeki tek başarısı, Kontes'in beyaz elbisesini ustalıkla çizmiş olmasıdır. Yaşamının son yıllarında iş yükünün yarattığı baskıya rağmen eserlerinin yaygın beğeni devam ettirmesi Van Dyck'ın yeteneğinin sonucudur. Adı siparişler artınca Van Dyck asistanlara özellikle boyama aşamasında iş vermiştir. Bazı portrelerin giysilerinde alıştığımız çekici canlılıktan uzak oluşu bundandır. Şurası muhakkaktır ki, kraliyet ailesine ait resimlerin hepsi ustanın kendi fırçasının eseridir. Aslında bu pratik ve gerçekçi bir çözümdür. Herkes gücünün karşılığını alır. Eğer kral ya da kraliçeyseniz, ressamın bizzat kendisi sanatını konuşturur. Bu, kraliyetin çok yakın çevresi için de böyledir. Ama sadece bir hafta için Londra'da bulunuyor ve çok fazla para ödemek de istemiyorsanız, o zaman sadece başınızı usta çizer, gövde ve giysiler asistanlara kalır. Bunda öyle fazla yadırganacak bir şey de yoktur. Bence Van Dyck işini gayet iyi biliyordu ve son derece çalışkan ama bir o kadar da pratik bir adamdı. Güçlü olanlar elbette bizzat Van Dyck'ı isterlerdi. Aslında ciddi bir müşteri hoşnutsuzluğu yaşandığını da sanmayız. Sadece bir kontesin, Van Dyck'ın onu fazla şişman gösterdiğinden yakındığı bilinir. Ama bu pek yaygın bir şikayet konusu olmamıştır. Van Dyck, süjeyi hiçbir zaman tam boyutlarında işlememiştir. Birinin fiziksel özelliklerini biraz abartarak ve daha güzel, daha görkemli resmetmek başka şeydir. Onun çirkinliklerini gizlemek başka şey. Van Dyck'ın bu iki farklı davranıştan hangisini sergilediğini saptamak oldukça zor olsa gerek. Ama şurası bir gerçek ki, bir kişiyi Van Dyck'ın fırçasından sonra görür ve bir değerlendirme yaparsanız, ustanın bir insanı böylesine güzelleştirebilmesi karşısında hayrete düşebilirsiniz. Van Dyck'ı süjelerini aslından güzel göstermesinden ötürü eleştirenlerin belki haklılık payı vardır. Ancak 1600'lü yılların bir sanatsal eğilimini günümüz değerleriyle yargılamak acaba doğru mudur? Van Dyck İngiltere'deki zengin insanlara özel bir hizmet vermiş, sonuç olarak kendisi de zenginleşmiş ve ardında çok kıymetli bir miras bırakmıştır. Bu mirasın içinde en beğenilen eserlerinden biri Pembroke Kontu ile ailesinin bir arada resmedildiği büyük tablodur. Bu eser Van Dyck'ın İngiltere yıllarının en beğenilen yapıtı olarak kabul edilir. Pembroke Kontu gerçek bir Van Dyck hayranıdır ve 1635 yılında ona ailesinin tüm asaletini gösterecek bir tablo sipariş eder. Van Dyck bu eseri tam bir yılda tamamlamıştır. 3,5 metre yükseklik ve 5 metre genişliğinde dev bir eserdir bu. 15 metre kareye yakın olan bu eserin tüm ayrıntılarını Van Dyck'ın çalıştığı bilinir. Pembroke ailesi tablosu hayret verici boyutlardadır. Kişiler neredeyse gerçek boyutlarında resmedilmiştir. Tablo, Pembroke kontunu eşi ve çocuklarıyla gösterir. Kalabalık bir grup portresi oluşturmak oldukça zordur. Onca insanı nasıl aynı tabloya yerleştireceksiniz ki? Van Dyck bu sorunu aile bireylerini merdivenlerde resmederek çözmüştü. Farklı seviyelerde duran stüdyelerin baş yükseklikleri de farklıdır. Bu tablo hala aynı ailenin sahip olduğu Wilton çatısındadır. Yapıt, kontun tipinin pek güven verici görünmemesiyle eleştirilmiştir. Bu son derece ilginç bir teşhistir. Çünkü kont, İngiliz İç Savaşı'nda taraf değiştirenlerdendir. Bu portre bence gerçekten büyüleyicidir. Ayrıca İngiliz resim sanatına Venedik'e özgü tarihsel konulu resim tekniğini getirmek gibi de bir özelliğe sahiptir. Bence o dönemde bu oldukça devrimci bir adım ve büyük bir yeniliktir.
Bu muazzam eser tamamlandığında Van Dyck, Londra sosyetesinin önde gelen simalarından biriydi. Kadın modellerinden bazılarıyla gizli aşk ilişkisi olduğu söylentileri de çıkmıştı. Ancak doğruluğu kanıtlanmış tek ilişkisi Margaret Lemon'la olandı. Son derece kıskanç bir kadın olduğu söylenirdi Margaret'in. Hatta bir defasında bir kadın modelini kıskanarak ressamın bir daha resim yapmaması için baş parmağını ısırıp koparmaya çalıştığı bile söylenir. Neyse ki bu meşhum girişimi başarısız oldu ve 27 Şubat 1640'ta Anthony Van Dyck bu ilişkiye son noktayı koydu. O gün Kraliçe Henrietta'nın baş nedimesi Mary Rutten'le evlendi. Van Dyck'ın yaptığı bu resimde Mary Rutten'i cello çalarken görüyorsunuz. Yaşamları oldukça mutlu görünüyordu. Genç kadın ertesi yıl hamile kaldı. Van Dyck en sonunda bir aile yaşamına mı karışıyordu yoksa? Ne yazık ki hayır. Daha düğün günlerinde Van Dyck hastaydı. Hastalığının belirtileri onun vereme yakalandığını gösteriyordu. Durumdan haberdar olan Kral Charles, baş ressamını kurtarabilmek için ülkenin tıp adamlarına 300 İngiliz lirası ödül vaat etti. Ama devrin olanakları Van Dyck'ı kurtarmaya yetmeyecekti. 9 Aralık 1641'de tek çocuğunun doğumundan sadece 8 gün sonra Anthony Van Dyck Londra'da öldü. Yaşama gözlerini yumduğunda sadece 42 yaşındaydı. Erken ölümü şüphesiz ki sanat tarihimiz açısından büyük bir kayıptı. Ne var ki bu zamanlama belki de bu büyük usta için hayırlı olmuştur. Çünkü aynı yıl içinde unutulmaz katkılarının olduğu İngiliz toplumu da ölümün eşiğine gelmiş, ülke iç harbin dehşeti içinde paramparça olmuştur. Van Dyck'ın ölümünden 7 yıl sonra patronu 1. Charles da iç savaşı kazanan Oliver Cromwell'in güçleri tarafından boynu kesilerek öldürülmüş ve kralların tanrısal güçleri de onunla birlikte tarihe gömülmüştür. Bir politikacı olarak 1. Charles'ın kuşkusuz bir takım hataları vardır. Ama şurası unutulmamalıdır ki, sanata olan tutkusu sayesinde felemenkli büyük bir sanatçının en değerli eserlerini İngiltere'de vermesini sağlayan da odur. Anthony Van Dyck'ın eserleri İngiliz resim sanatını büyük çapta etkilemiştir. Bunu Gainsborough, Reynolds gibi ünlü İngiliz ressamlarının yapıtlarında açıkça görürüz. Ancak Van Dyck'ın kariyerini değerlendirirken onun İngiltere'den önceki yani Anvers ve özellikle İtalya'daki başarılarını da göz ardı edemeyiz. Van Dyck'ın dehası 17. yüzyılın başlarında kabullenilmiş ve aradan 4 asır geçmesine karşın günümüze kadar eserleriyle yaşamıştır. Müzik